Merhaba sevgili koçlar. Ağustos ayı genel yorumuna hoş geldiniz. Sevgili koçlar, sizin için hareketli ve sosyal bir aya giriş yapıyoruz. Hemen ay başında Merkür sizin dost burcunuz Aslan'a geçecek. Dolayısıyla özellikle sosyal iletişimlerin biraz daha artabileceğini, hayatınızda daha keyifli faaliyetlerin, organizasyonların, seyahatlerin yoğunlaşabileceğini gösteriyor. Çocuklarla iletişim, gençlerle iletişim, aşk hayatınızda iletişim artabilir. Kendinizi bu alanlarda daha iyi ifade edebilirsiniz sevgili koçlar. Merkür ay ortasında 15 Ağustos'tan itibaren Başak Burcu'na geçiş yapacak ve ayın ortasından itibaren biraz daha iş, çalışma, hizmet konularına yöneleceksiniz. Bu alanlarda faaliyetler ve iletişimler artacak sevgili koçlar. 12 Ağustos'ta Venüs Aslan Burcu'na geçiyor. Aşk hayatınız için çok güzel bir geçiş bu. 6 Eylül'e kadar Venüs Aslan Burcu'nda aşık olabilirsiniz. Romantizm artabilir. Süregelen ilişkileriniz canlanabilir. Çocuklar için yine çok keyifli. Çocuk sahibi olmak için, bunun yanı sıra çocuklarınızla keyifli zaman geçirmek için güzel. Çeşitli şanslar ve fırsatlar karşınıza çıkabilir. Yaratıcılığınız yükselecek. Sanatla ilgili, hobilerle ilgili konulara yönelebilirsiniz. Sahne sanatlarında özellikle bu alanlarla ilgileniyorsanız kendinizi daha çok öne çıkarabilir, dikkat çekebilirsiniz. Daha şanslı olacaksınız 6 Eylül'e kadar sevgili koçlar. Evet, 10 Ağustos'ta Kova Burcu'nda Dolunay var. Ayın önemli etkilerinden birisi. Kova Burcu Dolunay'ı sevgili koçlar özellikle sosyal hayatınız, arkadaş çevreniz, grup çalışmaları, gelecekle ilgili bazı hayalleriniz, projeleriniz veya çalışmalarınız karşılığı gelen gelirlerinizle ilgili alanda bazı sonuçlar almanıza, bazı dönüşümler yaşamanıza neden olabilir. Bu Dolunay Satürn'e kare açı yapıyor. O nedenle sorumluluklarımızla yüzleşebileceğimizi işaret ediyor. Kısa süreli kendimizi bazı engellerle de karşılaşmış bulabiliriz. Özellikle hayatımızdaki otorite kavramları, aile büyükleri, onlarla ilişkilerde bazı önemli dönüşümler de söz konusu olabilir. Parayla ilgili konularda da risk almamamız gereken bir süreç olacak. Özellikle 10 Ağustos ve yakınları sevgili koçlar. 23 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçiyor. 23 Ağustos'tan itibaren artık günlük hayat, rutinlerimiz, iş ve çalışma koşullarımız bu alana daha fazla enerji harcayacağız. 15 Ağustos'ta Merkür de bu alana geçti. Dolayısıyla burada hareket yoğunlaşacak. 25 Ağustos'ta Başak Burcu yeni ayı ile beraber artık yeni girişimlerde bulunabiliriz. Bir işe başlamak söz konusu olabilir. Yanımızda çalışacak bir eleman alabiliriz. Günlük hayatımızda sağlığımızla ilgili, alışkanlıklarımızla ilgili yenilikler yapabiliriz. Sağlık sorunlarımızın çözümü için yine başlangıçlar, tedavi başlangıçları söz konusu olabilir. Evcil hayvanlarla ilgili yine konular bu yeni ayda daha fazla gündemimizde olacak sevgili koçlar. Ayın güzel bir günü 18 Ağustos. Aslan Burcu'nda Venüs-Jüpiter kavuşumu var. 18 Ağustos ve yakınları özellikle aşk hayatınızda romantizmle ilgili çok güzel fırsatlar karşınıza çıkarabilir. Sevgili koçlar bunu değerlendirebilirsiniz. Evet, ayın genel etkileri böyle. Tabii ki ay içerisinde hazırladığımız haftalık videoları ve günlük videolarımızı da takip ederseniz daha detaylı ayın gezegen hareketlerini de öğrenmiş olacaksınız sevgili koçlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.